Bu videomuzda kerteriz ve nispi kerterizi işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir kerterizimiz var, bir de nispi olarak kerterizimiz var. İki türlü kerterizimiz var. Onun için bunları ayrı ayrı işleyeceğiz. Öncelikle bu 1 numaralı ve 2 numaralı gemilerin normal şekildeki pusula gülüne göre kerterizlerini alalım. Örneğin bu gemiyi biz ne tarafımızda görüyoruz? Sancak baş omuzluğumuzda görüyoruz, değil mi? Bunu da iskele kıç omuzluğumuzda görüyoruz şu şekilde. Öncelikle 1 numaralı geminin kerterizini bulalım. Şimdi şu şekilde ben artı yaparak pusula gülümü çizecek olursam 1 numaralı gemi ne tarafında benim? Burada. Ben de TC gemisiyim. Benim gemim de neredeydi? Tam bu orta noktada olsun. Bakın burası 0-0-0 derece. Burası 0-90 derece. Burası 180 derece. Burası da 270 derece. Bunu tamamlayınca 360 oluyor. Şimdi normalde bizim koordinat sistemimiz ne tarafa doğruydu? Şurası x ekseni, böyle hareket ediyorduk. Ama burada koordinat sistemi denizcilikte kuzeye göre planlanıp sağa doğru çevriliyor arkadaşlar. Onun için burada biraz farklılık olacak. Onun için kafanız karışmasın. Şimdi diyelim ki tam bunu benim sancak baş omuzluğumda gördük diyelim. Bakın tam bu tarafta. Kaç derece bu tarafa gelmiş? 45 derece. O zaman bu gemiyi ben normal kerteriz olarak 45 derecede kerteriz ederim arkadaşlar. Tamam mı? Bu normalde pusula gülünden aldığım net kerterizdir. Şimdi TC gemim benim 2 numaralı gemiyi kerteriz etmiş. Tam onu da iskele kıç omuzluğunda kerteriz etmiş. Tam şuradaymış o gemimizde. Onu da burada kerteriz etmiş böyle. 180'den bu tarafa doğru 45 derece gelmiş. 180'e 45 ekle 225 derece olur. O zaman 2 numaralı gemimi kerteriz etmesi 225 derecede tam olarak kerteriz etmiş derim. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar nispi nasıl kerteriz etmiş ona bakacağız. Şimdi benim gemimin ne tarafında bu? Sancak tarafında, değil mi? Sancak baş omuzlukta kerteriz etmiş. O zaman nispi olarak bunu sancak baş omuzlukta kerteriz etti deriz. Sancağın kaç derece bu tarafına düşüyor? Sancak 45 derece, değil mi? O zaman şuraya yazarız. Gemimizin sağ tarafına, bu arada hani belki bilmiyorsunuzdur, bu tarafına biz sancak diyoruz. Yani sağ tarafıdır. Sol tarafına ise gemimizin biz ne diyoruz? İskele. Yukarı tarafına baş diyoruz. Aşağı tarafına kıç diyoruz gemimizin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben bunu ne tarafında kerteriz etmişim? Sancak. Baş sancak, tamam mı? Sancak baş omuzluk 45 derece. Yani sancak 45 derecede kerteriz ettim derim. O zaman sancak 45 derecede nispi kerteriz ettim. Nispi kerteriz ettim. Genelde manevra yaparken bu nispi kerterizi kullanırız. Böyle baş tarafa bakıyorsunuz mesela, dümen tutuyorsunuz bu tarafa doğru giderken. İşte ben gemiyi sancak 45 derecede kerteriz ettim dersiniz. Şimdi buna gelelim bu gemiye. Bakın bu gemiyi ne tarafta kerteriz etmişim? İskeleye doğru kerteriz etmişim, değil mi? İskeleye doğru böyle dönersek bakın 90 derece, değil mi? Şurası 90 derece. Şu kısımda 45'ti. 90-45 daha ne yapar? 135. O zaman iskele 135'te kerteriz etmişim. O zaman buraya da iskele 135 derecede nispi kerteriz ettim diye yazarım. Nispi kerteriz ettim. Hocam niye gemileri gördüğümüz tarafa doğru yapıyoruz diye soracak olursanız daha kolay. Şimdi ben bunu iskele tarafta görürken sancaktan böyle kerteriz alsam daha uzar. 180'e bir de bunu koyarız. O öyle de yapabiliriz. Yani yapamayız diye bir şey yok. Sancak işte 225 derece kadar dönüyor. Sancak 225 derecede kerteriz ettim derim. Ama iskele tarafında gördüğüm için şu ifadeyi kullanmak daha kolayıma gelir. Şimdi arkadaşlar bu videomda da kerteriz ve nispi kerterizi öğrenmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorum kısmına lütfen yazın. En kısa zamanda cevaplamaya çalışıyorum.
Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olunuz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.